Merhaba arkadaşlar, Fujifilm YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Showroom'dan Caner. Kamera arkadaşımla beraber. Merhaba arkadaşlar, Fujifilm Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Showroom'dan Caner. Kamera arkasında Mert arkadaşımla beraber. Bugün sizlere LST çekim çadırlarını göstereceğiz. Aynı zamanda çekim pratiklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle 3 çeşit LST çekim çadırlarımız var bizim. LST 40-40 santimlik, LST 60-60 santimlik, LST 80-80 santimlik çekim çadırlarıdır. Bunlar küp şeklinde olduğu için 3 köşesi de 40'ar santim, 60'ar santim veya 80'ar santimdir. O zaman kutu içeriğimize bakalım. LST 60 kutu içeriğine bakacağız. Diğer kutu içerikleri de birbirine aynıdır zaten. Hepsinin içinden öncelikle çanta çıkıyor. Taşıması kolay olsun diye. Alalım. Çantamızda 3 adet 60 wattlık ledimiz çıkıyor. Ondan sonra led tutucularımız çıkıyor 2 adet. Top 6 tane var bundan. Background fon tutucumuz var. 8 köşe takmak için köşegenlerimiz çıkıyor. Difüzörümüz çıkıyor. Dimerli adaptörümüz çıkıyor. Bu LST çekim çadırlarının en büyük avantajlarından birisi. Tüm ledleri ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. Sonra içi siyah, dışı gümüş LST çekim çadırımızın dışı çıkıyor. Çekim çadırımızın çerçevesini oluşturabilmek için 12 adet metal çubuğumuz çıkıyor. Aynı zamanda 2 tane de siyah ve beyaz olmak üzere fonumuz çıkıyor. Bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. O zaman hızlıca bunu kuralım. Evet, çadırımızı kurduk. Şimdi çadırımızın ufak teknik özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle çadırımızın içindeki 3 led ışığıyla beraber 60 wattlık bir enerji bize sunuyor. Bu aynı zamanda Kelvin değeri olarak da 5800+-200 Kelvin sapmalarıyla beraber ortaya çıkıyor. 5800 bizim için niye önemli? Çünkü dışarıda gün ışığı 5600 Kelvin olarak verildiği için ürünlerin üzerindeki renklerin doğru çıkması bizim en büyük önceliğimiz ürün çekimlerinde özellikle. Bu yüzden bu çadırımız renk sapmalarını minimize ederek bize doğru rengi en doğru şekilde göstermemizi sağlıyor. LST ledli çekim çadırının en büyük özelliği 3 dimerli bir adaptörün olması. Bunu açtıktan sonra 3 farklı üniteye 3 farklı ledinizi bağlıyorsunuz ve birinci ledinizi sadece kapatabilirsiniz. Sağdan ve soldan aydınlıklı yapıp gösterebilirsiniz veya sadece sol tarafı kapatabilirsiniz. Tek bir taraf açık kalabilir gibi çeşitli varyasyonlarla ürünleri çekebilirsiniz. Böylelikle gölgeli ürün yaratabilirsiniz ya da hepsini açarak gölgesel bir ürün de yaratabilirsiniz. Bu tamamen size küçük bir stüdyo ortamı sunar. Bir de bu söylediklerimizi küçük bir uygulamaya görelim. Ürün olarak Smoring case'imizi koyduktan sonra etrafında lokal bir ışık görüyoruz. Bu lokal ışık bu çadırımızın en büyük özelliklerinden birisi ve ürün çekerken de en çok istenen özelliklerden bir tanesi. Çünkü e-ticaret siteleri genellikle beyaz fonda yani arkası beyaz bir zeminde fotoğraf istiyor. Çünkü alan kişilerin ürüne odaklanmasını istiyorlar. İçindeki soft ışık dağılımıyla beraber bu etkiyi çok iyi veriyor çadır. Ürün tamamen ortaya çıkıyor. Çadırımız 5800 Kelvin. +-200 Kelvin değerlerini veriyor. Aynı zamanda renksel geri verim indeksi %96'nın ve üzerinde. Bu yüzden %100 olması demek gördüğünüz rengi %100 görüyor olmanız anlamına geliyor. %96 ve üzerinde renksel geri verim indeksinin olması. Makinemizde de 5800 Kelvin ayarladıktan sonra renk ayarımız tamamen oturuyor ve çektiğimiz ürünler olduğu renkte bize sonuç veriyor. Fotoğrafı çektikten sonra Photoshop aşamasında herhangi bir işlem bile yapmanıza gerek kalmıyor. Ve böylece tamamen beyaz bir fonda, sonsuz bir fonda fotoğrafınız, ürününüz ortaya çıkmış oluyor. Siyah fonu da şu anda gördüğümüz gibi daha kreatif işler veya herhangi bir yemek çekimlerinde daha tercih edebiliriz durumda. Çünkü içinin gümüş olması ve siyah bir fonun gelmesi ışığı biraz daha emen bir yüzeye geldiği için yemekleri veya koyduğunuz ürünü biraz daha ortaya çıkartabilir. Ürün çekerken aynı zamanda üst açıdan çekmek isterseniz de çadırımızın bir üst bölmesi daha var. Aynı zamanda üst açıdan da ürünümüzü çekimini gerçekleştirebiliyoruz. Çadırımız kısaca aslında küçük bir stüdyo sunuyor. Bu stüdyo her şey yapmanıza imkan sağlıyor. 3 farklı ledin ayrı ayrı ayarlanması, içinden çıkan siyah veya beyaz fonun dışında herhangi bir renkli fon da çadırınızın içine koyup kullanabileceğiniz bir alan. Bu küçük stüdyo ile yapabilecekleriniz hayal gününüze ve yaratıcılıklarınıza kalmış. İyi çekiminiz olsun. Bye.
Müzik